ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Derneği'nin tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bu darbe silsilesi bu ülkede ne yazık ki bitmek bilmiyor. Değişik soslarla, değişik yöntemlerle bu ülkede ne yazık ki bunları yapmaya gayret ediliyorlar ifadelerine yer verdi. Manisa'da 15 Temmuz darbe girişimini anlatmak amacıyla 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği kuruldu. Başkanlığını Serhat Çağ'ın yaptığı 17 kişilik yönetim kadrosuyla faaliyetlerine başlayan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği, basın mensuplarıyla tanıtım toplantısında bir araya geldi. Düzenlenen tanıtım toplantısına dernek yönetimi ve üyelerinin yanı sıra AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç da katıldı. 15 Temmuz gecesinin felaketini, geleceğimize vurulan, demokrasimize vurulan bir hançer olduğunu anlatmamız lazım. 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Başkanı Serhat Çağ, demokrasinin ilkelerini yerine getirmek amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Derneğimiz adı üzerinde olduğu gibi 15 Temmuz harekatı ve kalkışması sonrası kurulan bir dernektir. Burada asıl hedefimiz demokrasinin temel ilkelerine sımsıkı sarılarak ilkelerini yerine getirmektir. Ve milletin iradesi karşısında kalkışmalara, antidemokratik hareketlere karşı bir tepki koymaktır. Nasipse aralığın 19'unda pazartesi günü dernek açılışımızı gerçekleştireceğiz. Sizleri de davet edeceğiz inşallah. Sadece bir dernek olarak, bir sivil toplum örgütü olarak düşünmedik bu oluşumu. Bunun yanında 15 Temmuz'u yaşatabilmek, o geceyi daha iyi anlatabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek adına idari binalarımızın alt kısmına müze şeklinde, panoramik müze haline getirdik. Burada 15 Temmuz gecesinin yaşananları panoramik halde sesli, görsel ve işitsel olarak anlatabilecek argümanlar oluşturduk. Burada nasipse genç nesillere, öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize, halkımıza 15 Temmuz'u unutturmamak adına faaliyetler göstermeyi planlıyoruz. Çağın ardından konuşan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Murat Baybatur konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 15 Temmuz'u hatırlamak, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına bunu dernekleştirerek, sivil topluma çevirerek Manisa ve Manisa'nın ilçelerindeki tüm hemşehrilerimize, gelecek nesillerimize, çocuklarımıza, gençlere 15 Temmuz darbesinin ne kadar büyük bir hainlik olduğunu ve bu ve buna benzer artık bir daha bu memlekette böylesi kalkışmaların olmaması noktasında bilinçlendirilmesi gerekiyor. Evet, Fethullahçı terör örgütü diye ifade ettiğimiz esasında casusluk örgütü olan bu örgüt bu memlekette 15 Temmuz akşamı 247 tane can ve binlerce yaralı ne yazık ki gazilerimiz meydana geldi. Şehitlerimiz oldu. Tabii hepimiz hüzünlendik. Buradaki arkadaşlarımızın tamamı ve siz basın mensuplarıyla 15 Temmuz akşamı ve ondan sonra 27 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Manolya Meydanı'na tutulan demokrasi nöbetlerinde, milli irade nöbetlerinde zaten hep beraber olmuştuk hepinizle beraber. İnşallah tabii bu kara günleri atlatıyoruz. Baybatur, Türkiye'nin kendi ekonomisini kalkındırdığı sürece darbe girişimlerinde etkisinin azalacağını söyledi. Şimdi bunu beceremeyenler ekonomi üzerinden ülkemize darbe vurmak ve yeni operasyonlar yapmak derdindeler. Ama tabii bunu hamdolsun başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere milletimiz idrak etmiş bir şekilde. Değerli dostlar, ifade ettiğim gibi bu darbe silsilesi ne yazık ki bu ülkede bitmiyor. Değişik soslarla, değişik yöntemlerle bu ülkede bunları yapmaya gayret ediyorlar. İşte son olarak da, ekonomik olarak da bu ülkeye darbe vurma gayreti içerisinde olanlar var. Buna ne yazık ki içeriden de çanak tutanlar var, dışarıdan da operasyon yapanlar var. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bunu da atlatacağız. Ve buna benzer nice olaylarla ne yazık ki karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Biz kendi tankımızı, helikopterimizi, uçağımızı, silahımızı, kendi ekonomimizi, kendi neslimizi kalifiyeli bir şekilde yetiştirdiğimiz müddetçe
Bunların bize etki oranları azalacak. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç ise 15 Temmuz'un demokrasiye vurulan bir hançer olduğunun anlatılması gerektiğini söyledi. Manisa ilçe ve il çapında 15 Temmuz gecesinin felaketini, geleceğimize vurulan, demokrasimize vurulan bir hançer olduğunu anlatmamız lazım. Sayın Vekilimin de ifade ettiği gibi 15 Temmuz'dan sonra Manisa bunun en güzel örneğini vermiş ve 15 Temmuz gecesi sokaklara hemen hemen Türkiye'de ilk en erken çıkıp gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamış ve devletimizin, cumhuriyetimizin değerli savcı ve hakimleriyle de gerekli sıkıntıları yaşamadan 15 Temmuz'u Manisa darbeye tam bir darbe vurarak ülkemizin yanında yer almış bir ilimizdir. Başkanlığını Serhat Çağ'ın yaptığı 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin yönetim kadrosunda Fatih Baybatur, İsmail Aydın, Fatih Yılmaz, Şule Tunalı, Mehmet Gönül, Uğur Cömert, İbrahim Katıöz, İsmail Erdoğan, Tarık Çanlı, Sercan Hüncan, Tarkan Erdoğan, Ferdi Kerat, Gürkan Koyuncu, Mehmet Gönül, Emre Kurt ve Mustafa Kazar yer alıyor. Sevgili seyirciler, Manisa'da daha önce satışa çıkartılan Manisa Bedensel Engeller Derneği binası, Manisa Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde satın alınıp engellilere bağışlandı. Tadilata yapılan bina 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açıldı ve bedensel engellilere MOSP yönetimi tarafından 10 ökülü araç hediye edildi. Manisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Bedensel Engelliler Dernek binalarına kavuştu. Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde hizmet veren Manisa Bedensel Engelliler Derneği'nin binası 2015 yılında satışa çıkartıldı. Derneksiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bedensel engellilere Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi sahip çıktı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı öncülüğünde Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, sanayiciler Mustafa Sarıgözoğlu, Gaye Akçen, Funda Karaçoban, Semih Vardarer, Ramazan Sönmez, Muzaffer Buğdaycı, Kadir Muratçam, Doğan Çelik, Faruk Can, Güven Gürtunca ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkan Danışmanı Nihat Akyol'un maddi katkılarıyla bedensel engellilerin dernek binası satın alındı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından alınan binada engelliler için tadilat yapıldı ve bilgisayarlar yerleştirildi. Derneğe binanın satın alınmasında en çok maddi katkıyı sağlayan Güven Gürtunca'nın annesi İnci Gürtunca'nın ismi verildi. İnci Gürtunca Bedensel Engelliler Derneği'nin yeni binası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açıldı. Açılışa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, sanayiciler, bürokratlar, engelliler ve aileleri katıldı. Derneğin açılışında konuşan Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, daha önce binasız kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını, ancak Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla dernek binalarına kavuştuklarını söyledi. Tabii mikrofonlara pek alışkın olmadığımız için doğaçlamalı konuşalım. Dernek binamız kiraydı. Kiramızı ödemekte çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Çok çaresizdik. 10 Mayıs Sakatlar Haftası'nda boşaltmamızı istenilmişti. Biz de bunu Organize Sanayi Bölgemizle, Organize Sanayi Bölge Başkanlığımızla paylaşarak binamızı 13 Mayıs Ortopedi Engelliler Günü'nde alınarak biz engelli arkadaşlarımıza 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde şu an binamızı bize hediye ediyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek de anlamlı bir günde açılış yapıldığını belirtip engellilere her zaman destek olduklarını söyledi. Dünya Engelliler Günü'nde engelleri kaldırmak için el birliği yapmaya karar verdik. Bunun için hepimiz üzerimize düşeni yapmak yolunda ilerliyoruz.
bugüne ne kadar önem verildiğini buraya katılan Haziru'nun seviyesi gösteriyor. Milletvekilimiz, valimiz, belediye başkanımız, kaymakamımız, bütün daire müdürlerimiz. Bu konu çok önemli. Bunu önemsiyoruz. Biz de karınca kaderince Organize Sanayi Bölgemiz Vakfı marifetiyle engelli arkadaşlarımızın önündeki engeli kaldırabilmek amacıyla bu toplanma yeri, eğitim yerini onlara hediye ettik. Onların kullanımına verdik. Ayrıca bugün yine 10 tane elektrikli akülü aracı yine onların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere dernek başkanımıza teslim ettik. Akıllardaki engelleri de kaldırmak dileğiyle saygılar sunuyorum. Sait Türey'in ardından söz alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bizim asli görevlerimizden birisi de yaşadığımız şehrimizi engellilerimiz için engelsiz bir hale getirebilmektir. Tabii ki bunun başında toplum olarak zihinlerdeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden beri de bu noktada ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ciddi projelere imza attık. Bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecek. Değerli Başkanımız Yasemin Yıldız çok cevval birisi. Bizimle de sürekli iletişim halinde. Bugüne kadar da Bedensel Engelliler Derneğimize de sayısız katkı ve desteklerimiz oldu. Diğer tüm derneklerimiz gibi. OSB Başkanımıza, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Vakfı'na, hayırseverimize hem bu dernek binasını aldıkları için hem de engelli vatandaşlarımız için akülü araba temin ettikleri için bu şehrin bir hizmetkarı olarak ben de teşekkür ediyorum. Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da engellilere yapılan desteklerden bahsetti. Organize Sanayi Başkanımız bizim hem hayırseverliğiyle hem de iş ve aş insanlara istihdam katma noktasında çok başarılı olan Organize Sanayi Başkanımız. Burada siyasi partilerimizin ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve de Yasemin Hanım, Manisa Bedensel Engeller Derneği'nin başkanı ve de hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Sizleri çok seviyoruz biz. AK Parti iktidarı olarak iktidara geldiğimiz andan itibaren engellilere çok önem verdik. Biz biliyoruz ki hepimiz potansiyel engelliyiz. Bir saniye sonra, bir dakika sonra bizler de engelli olabiliriz. Tansiyonumuz çıkar, tansiyonumuz düşer, felç kalabiliriz, gözümüzü kaybedebiliriz, bir trafik kazasına maruz kalabiliriz. O nedenle hepimiz potansiyel engelliyiz. Konuşmaların ardından Bedensel Engellilerin Dernek binasının açılış kurdelesi kesildi. Engelliler ve protokol üyeleri yeni dernek binasını inceledi. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Salihli ile Köprübaşı ilçesi arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'nde 2.44 metre uzunluğunda ve 110 kilo ağırlığında bir yayın balığı bulundu. Demirköprü Barajı'nda balıkçı Hüseyin Uslu tarafından yakalanan 2 metre 44 santim boyundaki ve 110 kilogram ağırlığındaki dev yayın balığı ilçedeki Kayalar Balıkçılık tarafından satın alındı. Dev yayın balığının ağ yöntemiyle yakalandığını belirten iş yeri sahibi İbrahim Emitli, bu büyüklükte bir yayın balığını yakalamak gerçekten çok zor. Balıkçı arkadaşlarımızın ağına takılan yayın balığı diğer arkadaşların yardımıyla kayaya çıkarılabilindi. İş yerimizde sergilenen balığa da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi dedi. Demirköprü Barajı'na akşam attıkları ağlarına dev yayın balığı takıldığını görünce şaşkına döndüklerini vurgulayan balıkçı Hüseyin Uslu ise baraj gölünde 200-250 kilogram ağırlığında yayın balıklarının mevcut olduğunu söyledi. Büyük balıkları yakalamanın zor olduğunu belirten Uslu, bu büyüklükteki balıkları yakalamak için malzemelerin çok sağlam ve dayanıklı olması lazım. Bir gün daha büyük balıkları da yakalayacağımıza inanıyoruz. Bu balıklar etçil olmasından dolayı çok fazla büyüyebiliyor dedi. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi tarafından Ahmet Bedevi Mahallesi'nde yapımına başlanılan taziye ve kültür evi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Şehzadeler Belediyesi'nin Ahmet Bedevi Mahallesi'nde yaptığı taziye ve kültüre bir inşaatı hızla devam ediyor. İnşaat çalışmalarını kısa bir süre içerisinde biteceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz aylarda hayırseverlerimizin katkılarıyla Akpınar Mahallemizde yaptığımız taziye ve kültürevinin aynısını Ahmet Bedevi Mahallemizde de yapıyoruz. Ahmet Bedevi Mahallesi'nde geçtiğimiz ay başlayan inşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kaba inşaat çalışması tamamlanmak üzere olan taziye ve kültürevimizde bir yandan da çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki ay içerisinde yapım çalışması tamamlanacak olan Ahmet Bedevi Mahallesi taziye ve kültürevinin açılışını da nasip olursa Ocak ayı içerisinde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Prefabrik uygulamayla yaptığımız Ahmet Bedevi Mahallesi taziye ve kültürevi toplamda 140 bin lira bedelle yapılmış olacak. Tamamen belediyemizin imkanlarıyla yapılmış olan Ahmet Bedevi Mahallesi taziye ve kültürevimiz tüm şehzadelerimize hayırlı olsun dedi. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Turgutlu Karaçınar Mahallesi'ndeki su yenileme çalışmalarını tamamladı sevgili seyirciler. MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde sürdürdüğü çalışmalarla mahallelilerin yıllardır çektiği altyapı sıkıntılarına son veriyor. Turgutlu Kabaçınar Mahallesi'nde 2110 metrelik kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını tamamlayan MASKİ ekipleri, mahallenin 3000 metre uzunluğundaki içme suyu şebekesi döşeme işlemlerinde de sona yaklaştı. MASKİ Kabaçınar'da sürdürdüğü altyapı yenileme işlerinin yanı sıra mahallede bulunan derede ıslah ve korkuluk çalışması da yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler mahallede 90 metrelik kutu menfez ve 55 metre U kesit tipinde betonarme imalatı gerçekleştiriyor. Derenin ıslah işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kabaçınar Mahallesi sakinleri rahat bir nefes almış olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün mahallede yaptığı çalışmaları Turgutlu İlçe Koordinatörü İbrahim Kutar, mahalle muhtarı Üzeyir Ergül ile birlikte yerinde inceledi. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelindeki hizmet kalitesini daha da yükseltmek amacıyla oluşturduğu 451 araçlık dev araç filosuna 5 adet kamyonet etkiledi. MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha iyi hizmet ulaştırmak için yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ hem merkezde hem de ilçelerde kullanılmak üzere 5 adet çift kabin kamyoneti daha bünyesine kattı. Araçların 3'ü Turgutlu, Saruhanlı ve Sarıgöl ilçelerinde hizmet vermek üzere birimlere teslim edilecek. Diğer 2 araç ise merkezde meydana gelen bakım, onarım ve tamirat işlemlerinde kullanılacak. MASKİ Genel Müdürü Yardımcısı Burak Aslay, MASKİ'nin araç filosunu daha da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Aslay, MASKİ olarak 17 ilçede hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için araç filomuzu güçlendiriyoruz. Bu kapsamda 5 kamyoneti daha bünyemize kattık. 2017 yılında bünyemize muhtelif sayılarda kamyon, kamyonet, motosiklet, kanal açma aracı, kazıcı yükleyici, traktör, ekskavatör, vinç, tır, su tankeri ve vidanjör ekleyeceğiz dedi. Spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 13. haftasında Manisa Spor sahasında ağırladığı Büyükşehir Gaziantep Spor'u 2-0 mağlup ederek tehlike bölgesinden uzaklaşmak adına önemli bir 3 puan aldı. Hocam, şimdi değerlendirme. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Manisa Spor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Öncelikle oyuncuları tebrik ediyorum. Özel bir maç kazandık. Bu ligin önemli bir bütçeyle lige hazırlanmış bir takımı. Teknik ekibini yenilemiş, son maçını kazanmış, bu ligi yıllardır forsa eden özel oyunculardan kurulu bir takımı yendik. Kolay bir şey değildi. Geçen haftaki kazandığımız maçın tesadüf olmadığını gösterdik. Bu arada 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık. İnşallah bu devam eder. Özgüven açısından geçen hafta çok önemliydi. Bu hafta da bunu pekiştirdik.
Hafta içinde yaşanan bir sürü olumsuzluklar vardı. Takımların kazaları, oyuncuların ailelerini kaybetmesi, eşlerini, çocukların yangında kaybedilmesi hakikaten üzücü günlerdi. Sevinmek ne kadar doğru bilmiyorum ama neticede işimizi yapıyoruz. Oyuncularımı kutluyorum diye konuştu. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor evinde konuk ettiği Karadeniz temsilcisi Pazarspor'a 2-1 mağlup oldu. Spor Toto 3. Lig 2. grupta 15. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Pazarspor Müminöz Kasap Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda futbolsever de izledi. Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da birbirine üstünlük sağlamazken ilk yarı 0-0 eşitlikle geçildi. İkinci yarıda konuk Pazarspor geliştirdiği ataklardan iki gol bulurken Manisa Büyükşehir Belediyespor son dakikalarda baskıyı artırınca Barbaros'un golüyle farkı 1'e indirdi. Maçın son bölümünde sonucu değiştiremeyen Yeşil Beyazlılar bu sezon evinde ilk yenilgisini aldı. Sevgili seyirciler, Akhisarspor deplasmandan galibiyetle döndü. Bir bakalım maçtan çok kısa bilgiler vermeye çalışayım size. Akhisarspor Gaziantepspor maçı 2-1 Akhisar'ın galibiyetiyle sona erdi. Golleri 79. dakikada Özer Hurmacı, 87. dakikada da Muğdat Çelik attı. Peki Gaziantepspor'un golünü kim attı? Ev sahibi Gaziantepspor'un golünü 37. dakikada Musa Nizam attı sevgili seyirciler. TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.